Evet sevgili arkadaşlar aslında bakarsanız inceden transfer duyumlarına başlayalım. Bakın dediğimi hiçbir zaman ve hiçbir zaman ve hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Transfer sezonu bittikten sonra asıl transfer sezonu başlar. Birçok kişi ne yapıyor? 10 liraya gidiyor yazın üyelik kalıyor. Ya Allah aşkına yanlış anlamayın beni. Dün ee, pantolon almaya gittim uzun zaman sonra pantolon fiyatlarını gördüğüm zaman şoka uğradım. 400 liradan başlıyor. Hani e, outlet şeyine gittim, dedim ki uygun fiyatlısı yok, mu? uygun fiyatlı yok diyor. Bizde 270'den başlıyor. Artık hani uygun fiyatlı dediği aslında 270 TL. Düşünün yani bir pantolon ne kadar giyersiniz? Yani belki bir sene, iki sene, belki 10 sene giyenler vardır. E, Allah herkese çok versin. Düşünün. Bizde 10 lira sabit. 12 ay üye olacak olsan, bir de ayda 10 TL üzerinden düşün. 120 TL. Sadece bu. Ama nelere ulaşıyorsunuz? Şu anda bile mesela dünden beri 2-3 gündür kaç tane duyum verdim. Daha da vereceğim. Demek istediğim şey şu. Asıl şimdi takip edin. Hocam benim vaktim yok. Tamam işte tam üyelik sana göre. Ha şunu da diyebilirsiniz. Ya hocam benim video izlemem senin daha çok işine gelir. Çünkü daha çok reklam izlet, izlettirmiş olsun. Doğru. Hocam benim gibi bin tane adamın üye olmasındansa abone olması daha karlı değil mi? Doğru. Ama ben istiyorum ki bir ordu olsun şöyle. 1000 kişilik, 2000 kişilik üye ordusu. Arkadaşlar şu videoya beğeni atıyoruz. Hadi oraa bin kişi, 2000 kişi beğeni atıyor. İnanın günde bir tane forma dağıtırım. Arkadaşlar şu videodaki reklama tıklıyoruz. Bak bakalım neler oluyor. Neyse maddi konulara çok girmeyelim. Dediğim gibi arkadaşlar üye çekilişlerimize devam edecek. Şifreleri her an hazırlıklı olun. Yine şifreleri takip edin. Not etmeyi unutmayın. Mesela bence birinci şifremiz transfer olmalı. Birinci şifremiz transfer. Çünkü transfer sezonu bitti. Asıl şimdi başlıyor. Yönetimi istediklerini aldı top artık Jesus'tan. Fenerbahçe'de transferleri teknik direktör Jesus istekleri doğrultusunda yaptırdı. Ve şu anda top tamamen onda. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar aslına bakarsanız Fenerbahçe taraftarı ne istiyorsa hepsi gerçekleşti. Hepsi gerçekleşti istisnasız. Yıllardır hepimizin ağıt yaktığı şey neydi? Hücum attığımız çok zayıf. Forvetlerimiz kötü, bitiricilik kötü. Dinamo Kiev maçında elendik, Dinamo Kiev. Ne dedik? Hücum attığımız kötü. Şimdi bir bakar mısınız? E şimdi hücum attımıza bakar mısınız? Hücum bölgesine. 3 farklı tipte 4 hücum oyuncusu. 3 farklı tipte 4 hücum oyuncusu. Hatta 5'e de çıkartabilirsin. Dinamo Kiev'e karşı. 2-1 kazanılan maç. Bir bakın. 4 hücumcu birden sahaya sürüldü arkadaşlar. Farkında mısınız? İlk 11'de Joshua King. Pedro başladı. Maçın ilerleyen anlarında ne oldu? Başta Valencia oyuna girdi. Değil mi? Ha, Serdar Dursun'u Avrupa'da kullanamıyorsun. Ama yani ligde kullanabilirsin. Bakın bunların gollerine hayat bulduk. Oyuncular sisteme uygun. Değil mi? Valencia, Pedro, King. Ya arkadaşlar çok gönlü oyuncular var. Hani artık top Jesus'ta. Top Jesus'ta. Bu dört oyuncuyu bile işte istersen dördünü birden oynattır. Ben bilirsin. Şimdi bir baksanıza. geçen sezona bir bakın arkadaşlar. Kimler kimler vardı. Samat değil mi? Berisha, Serdar Dursun'la sezona girildi. Hadi Valencia'yı burada olduğu için orada olduğu için saymıyorum. Bir de bu seneye bak. Baş Joshua King, Joa Pedro. Ya arkadaşlar bilmiyorum ee, bende mi sıkıntı var ama ben Fenerbahçe hücum attı. Eğer tutarsa son yıllardaki en bomba hücum attı. Şey ya 2013-14'ü hatırlayın. Sov ve Bokayt Emenike. Ona benzer bir hat yok. Bana mı öyle geliyor? Ha bir de şey, bir şey var. Yabancı kuralı açıklandı biliyorsunuz. 8 artı 3 şeklinde değiştirmeyi düşünmüyoruz dediler. Ama Avrupa'dayız. Sezon sonuna kadar bu arada aynı arkadaşlar 8 artı 3. Bilginiz olsun. Sezon sonuna kadar devre falan değişmeyecek. Haberiniz olsun. Fakat biz Avrupa'da mücadelemizi sürdürürsek 5 maçımız kaldı. Sürgesin hepsini ama hepsini sürmene de gerek yok ki. Çünkü kaliteli Türk futbolcularımız da var. Biz Ren maçında yani varımızı yuvamızı ortaya koyacağız. Ki rende de büyük şok var biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Orada Beşiktaşlılar yoğunluktaymış da o yüzden güvenlik tedbirlerini arttırmışlar da falan haberleri geliyor. Fransa'dan da haberler geliyor. İşte 1350 tane bilet vermişler. Ben başka bir duyum aldım. Stat kapasitesinin 10.000 kişisi falan boş kalacakmış arkadaşlar. Bilet satışını durdurmuşlar. O 10 Fenerbahçeliler alır diye. Korkunun necele faydası yok. Bir gece ansızın gelebiliriz. Truva. Delikanlı Fener neredesin hani deyseniz de bir şey deneyeceğiz. Şimdi Rende bir sakatlık oldu. Tabii ki sakatlıklara sevinmeyiz. Ama Rende Oxer maçına sakatlanan Baptiste Santa Maria'nın sakatlığının uzun sürece ifade edilmiş. Bu Fenerbahçe adına sevindirici bir olay. Yani kısmen sevindirici bir olay. Çünkü 27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe maçlarında oynayamayacak. İki maçı da kaçırdı diyor haber. Ha bir taraftan da üzücü bir olay. Niye? Sen Reyni geçsen, Kiev'i geçsen, bu gruptan çıksan karşılaşacağın takım hani hiçbir takımı küçümsemiyorum ama PTT birincilik takımı olmayacak. Ne bileyim ikincilik, üçüncülük takımı olmayacak. Çıkan takım da bir Ren e ayarında olacak. O yüzden bu şeydi. ama grup liderliği açısından, ülke puanı açısından ya Türkiye'nin ülke puanı açısından arkadaşlar her maç 400 puan. Her maç 400 puan. Fenerbahçe 5 maçında kazansa 2000 puan elde etse Şampiyonlar Ligi'ne belki bir takım doğrudan gidecek ya bu sayede sadece bu yüzden. Orada Ren maçına ilişkin ben bir şey daha belirteyim. Sevgili Sercan Amzoğlu da belirtmiş. Antrenmanlarda çok farklı denemeler yapıyor. Ee, Jesus. Gerçi siz bu videoyu 20 şey 18.30'da izleyeceksiniz. Bu videodan sonra Jesus'un basın toplantısı var ama muhtemelen çıkacağımız kadro Altay Serdar Aziz Atilla Salahi, Luan Perez olabilir. Gustavo Henrique merkezde, Serdar Aziz sağda, Atilla Salahi solda olabilir. Böyle bir deneme de varmış. Crespo Araba bozulmayacak. Sağda Ferdi, solda Lincoln denemesi olacak diye. Diğer videoda da zaten Lincoln belirtmiştik. Hücumda Arda Güler 11'de bekliyor ama ben sanki Valencia, Cao Pedro, Baştuay olabilir gibi düşünüyorum yani Ja ya Pedro Baştuay'ı İrfan Can da olabilir diye düşünüyorum. Bakalım ne şekilde çıkacak ama son karar maç günü verilir. Şimdi ne desek yalan olur. Şimdi şunu da belirteyim. Özellikle belirteyim. Ren Fenerbahçe maçını Belaruslu hakem Alexei Kulbakov yönetecekmiş. Ben şeye kızdım. Ahmet Konanç'a kızdım açıkçası. Ahmet Konaş bir paylaşımda bulunmuş. Demiş ki Ukrayna düşmanı Putin'le dost Belarus'tan şu yönetecek. Var hakemi de Jesus'un vatandaşı Portekiz'de Thiago Martins olacak. Hayırdır inşallah bazı şeyler çok değiştirmiş. Ya bu rakiplerin eline koz vermedir. Hani bana diyorsunuz ya hocam başlığı böyle yaptım Fenerbahçe düşmanları anca başlığı böyle yapar diye. Allah aşkına asıl Fenerbahçe düşmanlığı bu değil mi ya? Ya milletin eline niye koz veriyorsunuz? Bak Belki de hani şey manasında yazmıştır. Bakın şansımız geri döndü manasında yazmışlar ama millet bunu ne olarak anlayacak? Lan UEFA zaten Fener'e düşman. UEFA o, o Belaruslu'yu bile bilerek seçmiştir. Emin olun bilerek seçmiştir. Git Fener'i doğra diye. Ha şunu söyleyeceğim. Keşke Fener'i kayırsa. Keşke. Lan yıllar sonra bir maçımız kayırılmış olsun be. Merak ediyorum ya. Hep Trabzonspor, Spor, Kaltasaray, Beştaş için diyorsunuz. Hocam şöyle kullanıyorlar, böyle kullanıyorlar, şöyle şike yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Lan bir kez de bizi olsun be. Vallahi bir kez de bizi olsun be. Hiç zoruma gitmez yani şahsen. Avrupa'da hiç zoruma gitmez. Ya ülke puanı önemli arkadaşlar. Fenerbahçe'yi falan geçtim. Ülke puanı önemli. Bak Galatasaraylar, Beşiktaşlar, Trabzonlar görüyorsunuz. Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz ya da gidemiyorsunuz. Yani köy takımlarına, dandik takımlara o Ferenc Varoş neydi ya? 10 kişiyle Trabzon yenemedi demedi. Ha sürekli Avrupa'ya takım göndersek alışkanlık, alışkanlık, alışkanlık. Bak neler olacak. Konya gidip Liçişten temsilcisinden 4 tane yiyor. Süper Lig'de hakemler diyor ki Konya'cığım bir şey lazım mı? Lazım kırmızı ver. Dolu dizgin gidiyor. O ara ne de görelim. Ya maşallah var Başakşehir'in, Fenerbahçe'nin. Ülke puanını sırtlamışlar. Götürüyorlar. Ama zannetmiyorum. Dediğim gibi ben bu konuda biraz kızgınım açıkçası. Keşke böyle bir açıklama yapmasaydı ya da açıklamadaki niyeti ona göre belirtseydi. Üstü kapalı konuşsaydı. Birilerine koz vermiş olunuyor. Onlar da bunu kullanıyorlar. Şunu söyleyeyim. Ee, Enler Valencia'ya Dünya Kupası şoku diye haber paylaşmışlar. Bak Valencia'ya şok. Dünya Kupası. Haberi okuyunca, daha doğrusu haberin başında ne anlıyorsunuz? Valencia Dünya Kupası kadrosuna çağrılmadı. Haberin içeriği daha da beter. Haberin içeriği çok daha beter. O için içinde bir e, sahtekarlık mı diyelim, dolandırıcılık mı diyelim, Söğüşçülük yok. Sövüşçülük başka bir şeydi. O şeyinki de. Halka onunki de. Ha, sizi de Mesut söğüşledi. Sizi de bu söğüşledi. Onları da şu söğüşledi. Türk futbolunda böyle bu kafa olduğu müddetçe herkes bir, herkes herkesi sövüşler. Bu kafayla. Yap yabancı kuralını. Yap 30 yaşın üstünde kimse gelemez diye yap. 30 yaşın altında sınırsız diye. Son kontrat olması lazım. Neyse. Valencia'nın ülkesi Ekvator. Dünya kupasından men edilme tehlikesiyle karşı karşıyaymış. İlginç. Ha ben şunu söyleyeyim. Zannetmiyorum bunun olacağını. Eğilim Mail'in haberine göre 23 yaşındaki Brion Castillo'nun sahte doğum belgesi sayesinde düzenlemesi sayesinde Ekvator milli takımında forma giyebilmiş. Yayınlanan belgelerde Castillo'ya ait olduğu belirtilen ses kayıtları e, Kolombiya doğumlu olduğunu kabul ettiği bilgisi verilmiş. Doğum tarihiyle oynanmış diyor. 98'de de 95 doğumluymuş. Tam adı Brion Javier Castillo Segura değil de Brion David Castillo Segura'ymış. Allah'ım ne kadar fark etti. Sübhanallah. Oğlum Ertem Şenir'den aldınız lan bilgileri. Sahte evrak düzenlemek için ekvatorlu iş adamından yardım aldığını itiraf etmiş falan filan. Bir diğer iddia ekvator futbol federasyonu bu durumdan haberdar olmasına rağmen durumu örtbas etmiş falan filan. FIFA ihraç edebilirmiş. Lan oğlum yanlış anlamayın beni. Diego Costa Brezilya için oynarken, İspanya için mi oynarken Brezilya için mi oynarken tam tersi milli takım değiştirebiliyorsa her an her şey olabilir. Lan şurada doğmuş ne fark eder? Burada doğmuş ne fark eder? 3 yaş küçük yazılmış ne fark eder? 3 yaş büyük yazılmış ne fark eder? Ha! Oynadığı ülkede. Mesela bizim Türkiye'de. Bizim Türkiye'de. O adam kaç bin katı bin katı düşük göstermiş menajer ücretini. Ceza almamış da. Allah aşkına ona mı ceza alınacaklar? Bırakın gidin ya. Saçma sapan bir şey. Geçin arkadaşlar bunu. Türkiye demişken aklıma geldi. Arda Güler de aslında gelmesi lazım da şimdi geldi. Tolunay Kafkas Arda Güler'i resmen açıkladı. Ümit Milli Takım'ın shortlu teknik direktörü Tolunay Kafkas Arda Güler'le ilgili açıklama yapmış. Ben bu şahsı sevmiyorum. Ben bu şahsın teknik direktörlüğünü de sevmiyorum. Ben bu şahsın Türk futboluna herhangi bir şey kazandıracağına da inanmıyorum. Ben bu şahsın Galatasaraylılığından da nefret ediyorum. Çünkü gidip Ümit Milli Takımı Galatasaray'la maç yaptırıp bir Ümit Milli futbolcunun tartaklanması olayı var. Örtbas edildi. Ne kamera kayıtları paylaşıldı ne bir şey paylaşıldı. Hani merak ediyoruz. Dayak yedi mi futbolcu öldürdüler mi? Tehdit mi ettiler? İlla ki kayda alınıyordur değil mi arkadaşlar? Bakın kayıt bu. Kavga yok, gürültü yok diye paylaşılabilirdi ama paylaşılmadığı için herkes emin. Görmediğimiz şeyden de emin olabiliyoruz arkadaşlar bazen. Değil mi? Görmediğimiz şeyden Bu şekilde. Neyse demiş ki Arda Güler Ümit Milli Takım'a Emirhan İlkan'ı ise U19 Milli Takım'a davet edeceğini açıklamış. Arda Güler Ümit Milli Takım kadrosunda olacak. Emirhan İlkan normalde bizde Ümit Milli Takım'da olacak. Ancak U19 Milli Takım'a çok şey verebilecek üst düzey bir oyuncu. O gruptan çıkalım diye orada oynatmayı tercih ettik diyor. Muhtemelen sonuncu olmak için uğraşıyorlar. Ben çok önemsemiyorum arkadaşlar. Bu haberi geçiyorum. Çünkü dediğim gibi bu şahsın Fenerbahçe düşmanı bir şahıs olması, ümit milli futbolcularımızı koruyamaması ki anneler babalar buna emanet ediyor ya. Ya yani anneler babalar emanet ediyor sana futbolcusunu çocuğunu. Sen Galatasaray'la hazırlık maçı yaptıramazsın ya. Yaptıramazsın. Böyle bir şeyin yok senin. Yetkin yok. Trabzonspor geçen seneydi herhalde. Şeyde, Riva'da kamp yaptı. Ne kadar konuşuldu? Ne kadar konuşuldu değil mi? Riva'da niye kamp yapıyorlar da şöyle böyle. Sonra ne oldu? Her hakem hatasında zaten sezon maçında Riva'da kamp yaptılar da dediler. Neyse arkadaşlar. Ben hani bunu da konuşmuş olayım diye söyledim. Fenerbahçe 45 günde 10 maça çıkacak. Asıl önemli olan kısım burası işte. 45 günde 10 maç. Bir haftayı bay geçirdik. Öyle bir bay geçirdik ki. Lan sanki oynamadan hanemize 3 puan eklediler gibi. Bir de Galatasaray yenilseydi Kasımpaşa'ya. Vallahi bak. Adana Demir Trabzon'u yendi. Yenmekle kalmadı. Trabzonspor'un yerle bir olan morallerini daha da yerle bir etti. Belki de büyük bir darbe vurmuş oldum. Bitti mi? Bitmedi. Beşiktaş Başakşehir'e kaybetti. Hakem 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 diye ağlayıp zırlama moduna girdi ki sürekli ağlama pozisyondalar. Beşiktaş futbolcu gitti tokat attı rakibe. Bütün sosyal medya, bütün futbol alanlarının herkes dedi ki bak Joseph yaptı, savundunuz. Bundan sonra sizin futbolcularınız artık tokat da atar, dayak da atar. Sizin futbolcularınız artık her tür şey dedi. Bütün dikkatleri üstüne çekti. Bundan sonra bütün Beşiktaş maçlarında hakemler hurra inceleyecekler. Tokat var mı, cimcik var mı, bilmem bir şey var mı diye. Belli mi oldu? Belki sürpriz kırmızı kartlar da görürler inşallah. Dokunulmazlık zırhını başka takımlara devrederler muhtemelen. O da gitti. Hem evinde yenilmiş oldu. Hem moral motivasyon çökmüş oldu. Hem teknik direktörü kırmızı kart yemiş oldu. Hani olabilir en güzel şey dedim bir tane şeydi Galatasaray için mesela. Galatasaray'ın iki tane üç tane Türk topçusu da kırmızı kart yese mesela. Çıkarmasalar. Başka futbolcular çıkar. Mesela Fenerbahçe Galatasaray maçından önce hocam üç tane Galatasaraylı oyuncu Fener maçında oynayamayacak mesela. Kimi seçersin? Seçeyim mi? Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu. <laughs> Harbi söylüyorum bak. Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu. İkisi. Üçe de gerek yok. İkisi oynamasın. Bakın bakalım nasıl kadro çıkaracaklar. Türk kuralından dolayı. Hatta Berken de oynamasın üçüncü olarak. Bakın bakalım Galatasaray nasıl kadro çıkaracak. Evlere şenlik kadro çıkar. Üç tane Türk. Ya arkadaşlar sekiz kişi sahaya çıkmış olmayacaklar. On bir çıkmış olacaklar ama böyle bir durum var. Fenerbahçe'de üç tane Türk topçu desen herkes Ferdi'yi seçer. Ama Ferdin'in değeri buçukta kaldı desen hey, o kadar zaten derler. Neyse Fenerbahçe haftayı bay geçti. Öyle böyle bir bay değil. Müthiş bir bay geçti. Önümüzdeki 45 gün içinde tam 10 tane resmi maçı çıkacak. 3 günde bir maç trafiğine yoğunlaşmıştık. İyi bir dinlenme molası gibi oldu. Milli takım arasında çok iyi bir dinlenme molası olacak. 12 maçlık zorlu bir periyot. Ardından haftayı bay geçti. Ve 45 günde 10 maç oynayacak Fenerbahçe. Avrupa Ligi'nde ikisi Ren olmak üzere ikisi Güney Kıbrıs ekibi Larnak olmak üzere de 4 maç yapacak. Ligde de bir periyot var. Ama burada eksik bir bilgi var. Neden eksik bir bilgi var? Arkadaşlar e, milli ara geliyor. Bakın Fenerbahçe'nin sıradaki maçlarını söyleyeyim size. Ren maçını oynayacağız. İnşallah kazanacağız. Alanya maçını oynayacağız ve 2 hafta maç yok. 2 hafta milli ara. Ren ve Alanya maçından sonra 2 hafta milli ara. Fenerbahçe için hocam muhteşem bir senaryo çiz. Ren maçını 2-0 kazanalım. Alanya maçını da 2-0 kazanalım. Muhteşem bir senaryo. Biz kazanırken Beşiktaş'la Trabzon'da Galatasaray'da puan kaybetsin ligde. Ligde puan kaybetsinler. Muhteşem bir iki hafta. Sonrasında Beşiktaş maçı. Beşiktaş hazırlıklar şunlar bunlar falan filan derken o ara Ondan sonra zaten Beşiktaş maçıyla başlıyor. Larnaka maçı, Karagümrük maçı, Larnaka maçı, Ankara gücü maçı, Başakşehir maçı. Ee, ve yine Ren maçı, İstanbul spor maçı. Yani 2, 4, 6, 8 maçlık Ekim ayı periyodu. 8 tane yani Ekim ayında 8 tane maç yapmış oluyor. Ama baktığın zaman Eylül ayında Fenerbahçe'nin maç sayısı 4, sadece 4. Bir ayda 4 maç yaparken öbür ay 8 tane maç yapacak. Sonrasında Kasım ayında Kiev, Sivas, Giresun, Trabzon şey pardon Kiev, Sivas, Giresun derken uzunca bir Dünya Kupası arası. Yani aslına bakarsanız Fenerbahçe'nin 11, 12, 13 maçı kalmış oluyor Dünya Kupası arasına kadar. Şu 13 maçın 13'ünde 1-0'da olsa kazansak Fenerbahçe da mutlu kimse olmaz. Ülkede hiç kimse olmaz. Fenerbahçe taraftarları böyle ağız aylık ya diye. Neyse ben sizi biraz daha mutlu edeyim mi? Lemos'un işi ciddileşti. Şu Al yak mıydı? Al Seracak mıydı? Neyse. İnşallah oraya paketliyoruz. Buruma şu 48 saat çok önemli. Şu 48 saat yani 14'ü ve 15'i çok çok önemli. Buruma için her an her türlü bildirim hazır olun. Hani ben kap şu gün kap var dediğim zaman gerçekleştirmiyor ya Fenerbahçe. O yüzden tam tersini söylüyorum. Kapmak beklemeyin buruma konusunda. Elde kaldı diyeyim de bana inat hemen kap yapsınlar. Siz de mutlu olun. Ee, Novak için hiçbir duyumum yok. Hiçbir duyumum yok. Hiçbir bilgi yok arkadaşlar elimde. İnşallah sürpriz. Hani herkesten gizli bir operasyon yapılıyordur da sürpriz bir şekilde gider. Sizler de ben de mutlu oluruz. Eee daha en azından burumadan bonservisiyle gitse bir takıma da en azından kurtulunabilse bilse diye düşünüyorum. Bu arada duyumcu arkadaşlardan birisi diyor ki Roel Vayens Belçika'da Kulüp brüjün sportif direktörü. 18 Eylül'de İstanbul'a gelecekmiş ve Fenerbahçe Alanya maçını takip edecekmiş arkadaşlar. Birkaç oyuncuyu yakından izleyecekmiş. Hemen Kulüp Brugge Transfer marketini açıyoruz. Bakalım hangi mevkileri eksik. Bu arada şeye dikkatinizi çekti mi? Kulüp bürüş. Birçoğunuzu umursamazsınız. 161 milyon euro piyasa değerleri var. 31 tane futbolcuları var. Ben kalecilerinin yaşlı olduğuna dikkat çekerim. Belki 6'yı izleyecekler. 1. 2. <laughs> stoperleri 29-31 yaşında. Az stoperleri. Ve genç stoperlerini yavaş yavaş oynatmaya başlamışlar. Stoperlere dikkat. 2. Sol bekleri yükselişte. Sağ bekleri Clinton Mata sakat. Bilek sakatta geçirmiş ama çok önemli değil. Onu da geç. Ön liberolarında 17K var. Matheus Ritz var. Geçin onu. Yani 3 tane ön liberoları var. 4 tane var pardon. Yok gençleri de sayarsak 5-6 tane var ama 4 tane az diyelim. Merkez orta sahaları. Nielsen var. Onu sezon başında aldılar. 5.5 milyon euroya. Sanki merkez orta sahalarında 10 numaralarında bir eksiklik var gibi ama biri sağ kanatları var. 15 milyon euro. 10 numaraları var. 16 milyon euro. Kanatlarına bakalım. Ne no varmış kanatları. <laughs> 19 milyon euro. Kaylar ne almışlar? 7.5 milyon euro. Piyasa değeri var. Sağ kanatları bu Çanan 9,5 milyon euro. Öbürü de 3,5 milyon euro. Yani baktığınız zaman bunlar bizden kimseyi almaz. Yarem çok. Jotkla. Yani 26 23. Aslına bakılırsa bunlar bizden hiç kimseyi almaz arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Ya yani duyumcu arkadaş yazmış etmiş ama. Bu arada Larin 8 maçta bir golü varmış. 181 dakika oynamış. Isınıyordur. Isınıyordur muhtemelen. Bence bunlar Fenerbahçe'den isterse Rossi'yi ister. Başka da kimseyi istemezler. Benden de gerek subliminal gerek açık açık bir duyum almış olun diye söylemiş olalım arkadaşlar. Evet Fenerbahçe transfer gündemi bu şekilde. Ee, desteklerinizden katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah maç başlayana kadar burası 26.400 olur. Maçı da kazanırız inşallah hep birlikte seviniriz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.